Tebligat bile yapmadan sabah erkenden binaya girer girmez hukuksuz talimat alan polisler ve hukuksuz bir şekilde binaya adım atan kayyum heyeti yayın odalarına yönlendi. Yayın odalarında yayını sonlandırmaya çalıştı. Müdahale ettiğimizde şu anda bulunduğumuz ana kumandada müdahale ettiğimizde bize isimlerini söylemedi o görevliler. İki görevli vardı benim ana kumandamda. İsmin ne dedim, söylemedi. Senin ismin ne diye diğerine sordum, söylemedi. Görevin ne dedim, söylemedi. Titrin ne dedim, söylemedi. Hangi hakla bunu yapıyorsun dedim, söylemedi. Benim yayın şefime, yayın operatörüme talimat vermekle meşguldü. Yayın şefi ve operatörü uyardım. Buranın yayın yönetmeni benim. Sen işine bak. Ve dedim siz de dışarı. Sizi tanımıyorum. Sizi bilmiyorum. Dışarı. Dinlemediler. Sesimi yükselttim. Buranın genel yayın müdürü benim ve sizi dışarı davet ediyorum dedim. Dedi ki biz sabahtan beri size nezaketle muamele ediyoruz. Lütfen siz kimsiniz dedim. Kim olduklarını söyleyemediler. Ne kartvizitlerini verdiler ne de kartvizitlerinde yazan varsa bir kartvizitleri görevlerini öğrenebildik. İsimlerini de öğrenemedik. Zaten arkalarına bakmadan çıktılar. Eğer haklı olsalardı kalmaları icap ederdi değil mi? Eğer haklı olsalardı verdikleri talimatın arkasında durmaları gerekirdi değil mi? Haklı değillerdi. Onlar da çok iyi biliyorlar. Bu milletin genetiğine işlemiş, yüzyıllardır genetiğine işlemiş, güvenlik güçlerinden korkan, askerden, polisten tırsan, savcı hakim gördüğü zaman önüne arkasına bakmadan kararı şunu bunu uygulayan vatandaşlar topluluğu olduğumuzu zannetti herhalde. Bizler gazeteciyiz. Biz sadece kendi haklarımızı değil, biz milletin haklarını savunuyoruz. Onun için bu medya kurumlarında bu işi yapıyoruz. Onun için seçilmiş kişileriz. Milletin hakkını, hukukunu savunuyoruz bir gazeteci olarak. İşimiz bu, mesleğimiz bu, derdimiz bu. Biz, bize gelen polise, bize gelen savcıya, hakim kararına sorarız, bakarız. Bu doğru mudur, değil midir? Önünde arkasında ne vardır? Haklı mıdır, değil midir? Eğer bir eksiklik varsa bu eksik deriz ve dönerler. Sorarım size. Dün o polisler, aynı sivil polisler kapıya geldiklerinde bir tebligat dayatmaya çalıştılar. O tebligat eksikti. Neden biliyor musunuz? Organize şube polisleri tebligatta bulunamazlardı. Ve ne yaptılar? Gerisin geri döndüler. Eksik bir tebligatla gelmişlerdi. Gerisin geri döndüler. Fakat biliyorduk ki gene gelecekler. Yahu insan o yarım günde ya da işte o vakitte bu işleri doğru dürüst toparlayıp gelmez mi? Doğru dürüst kararlar alıp gelmez mi? Bu işleri hızlandırıp doğru imzalarla aman biz hata ettik başta. Bu defa doğru yapalım. Bu defa kapıdan dönmeyelim demez mi? Kapıdan döneceklerini biliyorlardı. Yine kapıdan döneceklerini bildikleri için sabahın saat 6'sında binamız önünde toplanan vatandaşları uyarmadan, binamız önünde toplanan vatandaşları ikaz etmeden, megafonla anons etmeden tamamen fevri biçimde o kalabalığı dağıtmaya, kapının önündeki ve arkasındaki arkadaşlarımıza gaz sıkmaya başladılar. Ve hemen arkasından da kelepçeleyerek arkadan gözaltılar başladı. Sonra derhal kapıya yönelindi. İtfaiye güçleri kapıyı yıktı. Dış kapıyı, demir parmaklıklı dış kapıyı yıktı. Sonra binamızın dış kapısı kırılmak suretiyle içeri girdiler. Bütün binaların bütün katlarını tuttular. Merdivenleri tuttular. Tuvaletleri tuttular. Personelimizin tuvaletine gitmesine bile izin vermediler. Söyleyeceğim ama söylemeyeyim, affedersin işte bilmem ne yapın falan diye de geçiştirdiler. Bu kadar da nezaketten yoksun insanlardı. Oturduğumuz yerde kala kaldık. Dakikalar geçmişti ki ana kumandamıza şu anda bulunduğumuz yere girdiklerini ve yayına müdahale ettiklerini öğrendik. Hemen bizim şirket hukukundan gelen görev sorumluluk gereği buraya geldik ve dedik ki siz yayına müdahale edemezsiniz. Kayyım bile değil. Kayyım olduğunu düşünen, çünkü resmen kayyım değil. Kayyım olduğunu düşünen kişinin gönderdiği iki kişi, baktık ana kumandamızda cirit atıyor. Personelimize talimat veriyor. Neden? Çünkü
öyle bir korku, öyle bir sindirme atmosferinde yaşıyoruz ki bizim personelimiz de höt deyince bunlar pısacak zannettiler. Höt denince hemen bunun gereği yapılacak zannettiler. Ben size bir senaryo yazayım. Polislere kapılar açılsaydı polis üniformalı diye. Sonra kayyum heyeti o kararın önün arkasına bakılmadan içeriye buyur edilseydi. Sonra efendim siz nasıl arzu edersiniz denseydi. Kayyum heyetinin yanındaki görevliler her yere dağılsa, personel de aman işte efendim işimi kaybederim korkusuyla veya işte efendim maaşımı alamam korkusuyla ya da hakkımda işlem yapılır korkusuyla o adamlara sen hangi yetkiyle bunu yapıyorsun, sen hangi hukuka dayanarak bunu yapıyorsun diye filan kimse sormasaydı bugün ne olacaktı biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim ey ekran başındaki seyirci, bugün sabah saat 7 itibariyle sadece Kanal Türk ve Bugün TV'nin logosu olacaktı, onun altında da belgesel dönecekti, kamu spotu dönecekti. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı biz bunu kabul etmediğimiz için şu anda evet SD yayınımızın üzerine kaçak taşıyıcı çıkmışlar ve yanlarında getirdikleri ATV bantlarıyla şu anda yayınımız evet SD yayınımız galiba gitti. SD yayınımız herhalde devam ediyor. Anlamaya çalışıyoruz. İnternet yayınlarımız devam ediyor. Şu anda evet yayınlarımız kesiliyor. Canlı yayında görüyorsunuz. 10 saattir bu olmasın diye mücadele ediyoruz. Ana kumandada bu yapılmasın diye mücadele ediyoruz. Saniye saniye kararıyoruz. Şu anda SD'den bizi saniye saniye kararıyoruz. Kanal Türk Radyo'da dolayısıyla dinlenemiyor. Ama HD yayınımız şu anda var. HD yayınımız devam ediyor. Evet, devam ediyor. Bu alarmın sesi yayınımızı sabote ettiklerinin anlamına geliyor. Evet, radyo sesimizin kesildiğinin sinyali, uyarısı bu. Evet, bakın size bir daha gösterelim. Hakkı Bey de göstersin bize. Hakkı Bey. Şimdi... HD de kesildi. Şu anda HD de kesildi. Arkadaşlar yayın yok şu an. Yayın indi biliyorsunuz. Lütfen şeyi kapatır mısınız? Off durumuna getirir misiniz? Lütfen. Linki off durumuna getirir misiniz? Ben tamamen teknik mesele bilmiyorum. Biz şu an linki lütfen off duruma getirir misiniz? Hukuksuz arkadaşlar biz birlikte veriyorlar. Çalışacağız. Özellikle mesai arkadaşlarıma söylüyorum. Sizler militan değil bu kurumun çalışanlarısınız. Biz de kayyum olarak bu kuruma atanan, yönetimi devralan, tekrar yeni bir karara kadar burayı çalışacak arkadaşlarız. Rica ediyoruz işleri zorlaştırmadan hem memur arkadaşların hem bizlerin birlikte çünkü çalışacağız, oturacağız, tekrar güzel işler yapacağız. Bir an önce İnşallah. Hayatımıza i̇zah devam ederse, edeceğiz. İzah ederseniz şu an biz aldığımız kararla aplinki kapatıyoruz. Hangi arkadaşlar buyurun. Hangi gerekçe? Bir durum öğrenebilir miyiz? Acaba? Bir karar verebilir miyiz? Arkadaşlar. Pardon, bir karar verebilir miyiz acaba? Bir aplinkin kapatılmasıyla alakalı kararı görmemiz... Yok, görmeniz gerekmiyor. Biz yönetim kurulu kararı aldık. Bir karar yok ama şu an bir karar yok. Tamam arkadaşlar. Yönetim kurulu kararı. Tamamen fevri olarak polis gücüyle sağına soluna polis alarak İpek Medya Grubu binasında uplink sinyalini kapatıyor. Saniyeler içerisinde kararıyoruz. Karar gösterilmiyor. Hiçbir karar gösterilmiyor. Evet. Kanal Türk ve Bugün TV kararı.
Bu kayyum heyeti yasal değildir. Bu kayyum heyeti hukuki değildir. Bu kayyum heyeti Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmamıştır. Bu kayyum heyeti hukuksuzdur. Kayyum heyeti yok hükmündedir. Kayyum heyeti Niçin buradasın Serdar? Ne yapmaya geldin be? 3,5 yaşında bir oğlum var. Ona oyuncak almak istiyorum. Ekmek almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir derdin mi? Hayır. Bugün burada olmak zorundayız. Bugün burada olmazsak, tamam mı? Yarın varlığımızın bir anlamı yok artık. Barış arkadaş, polisin böyle bir yetkisi var. Polisin değil, Cumhurbaşkanı'nın bile böyle bir yetkisi yok. Şu anda da dışarıdaki kameraya yönelik müdahale şu anda ekranda Barış arkadaş. Yani insanlık ayıbı ekranlarda görünen anayasal suçtur. Bakın bu gazetecinin halinde. Bu ülkede basın bu halde. Görün. Bakın kanlar içindeyiz. Ondan şunu söyledim. Ters kelepçe takmak bir işkencedir. Yurttaşlarınıza işkence yapmayın. Halkın polisi olun. Evet. Kamunun polisi olun.